Değerli basın mensupları, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un resmi daveti üzerine Türkiye-İspanya hükümetler arası zirve toplantısının katılmak üzere İspanya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu ziyarette benimle birlikte Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Aslan, Dışişleri Bakan Yardımcımız Ahmet Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy ve milletvekillerimiz iştirak edeceklerdir. İspanya ile Türkiye arasında hükümetler arası zirve 2008 yılında kuruldu ve ilk toplantısı 2009'da gerçekleşti. En son toplantıda 2014'te Türkiye'de bizim ev sahipliğimizde yapıldı. Bu ziyaret vesilesiyle mevkidaşım Rajoy'la Türkiye-İspanya ilişkilerinin bugünü ve geleceği kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ülkelerimizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ve İspanya'nın, Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki tutumu da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. İspanya-Türkiye stratejik ortak, aynı zamanda NATO'da da müttefik iki ülkedir. Farklı kültür, farklı kimlikleri, hoşgörü içerisinde ele alan iki ülke, biliyorsunuz 2005 yılında da Medeniyetler İttifakı'na eş başkanlık yapmışlardı. Ve bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde medeniyetlerin, farklı din ve kültürlerin uzlaştırılması, yakınlaştırılması konusunda gayet verimli ve faydalı bir çalışma gerçekleştirmiş. Bu ziyaret vesilesiyle ekonomik konuları da kapsamlı bir şekilde ele alacağız. İspanya ile ikili ticaretimiz 2017 yılında %19 artış göstermiştir. Yaklaşık 13 milyar doları bulmuştur. Ve yüzlerce İspanyol şirketi Türkiye'de yatırım yapmaktadır. Benzer şekilde bu ziyaret esnasında iş alemi de bir araya gelecek ve geleceğe yönelik daha fazla iş fırsatları, imkanları nelerdir, bunları değerlendirecekler. Bu çerçevede düzenlenecek iş forumunda da katılıp iş adamlarına hitap etme fırsatımız olacak. Ziyaret vesilesiyle ayrıca Kral Felipe ve İspanya Temsilciler Meclis Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştireceğiz. Nihayet İspanya'nın saygın düşünce kuruluşu Nuevo Ekonomi Forumunda bir toplantıya katılıp katılımcılara hitap edeceğim. Ayrıca İspanyol basın ve medya kuruluşlarıyla da mülakatlar gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Suriye'de yaşanan kriz dolayısıyla Türkiye'nin hava savunma sistemine İspanya aktif katılım sağlamış ve 2 yıldan beri hava savunma füzelerini Türkiye'de konuşlandırmıştır.
Dolayısıyla İspanya, Türkiye'nin gerçek dost ve müttefiği Avrupa Birliği bir ülkesidir. İspanya ile ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için bu ziyareti çok önemsiyoruz ve bazı anlaşmaları da, bazı kağıtları da bu vesileyle imzalayacağız. Bu görüşmeler esnasında bakan arkadaşlarım da mevkidaşlarıyla konularını kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatı bulacaklar. Ziyaretin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerken, dün gece Adıyaman Samsat'ta meydana gelen depremden dolayı bölge halkına, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Güzel olanı, can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçirilmiştir. Teşekkür ederim. Sorularınız var mı arkadaşlar? Yok. Peki. Teşekkür ederim.